Galatasaray'dan Olsen hamlesi. Mevcut kadrosunda Norveçli Fredrik Mitchell'ü bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Cimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Mitchell'ü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de sarı kırmızılı olarak kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren ve Ocak ayında da bu tutumunu sürdürecek olan Galatasaray'da yedek stoper olarak 19 yaşındaki Emin Bayram ve yeni transfer Ross var. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Porto'da forma giyen Albert Elish'i aldı. Honduras basınında yer alan habere göre Elish, Fransa'da Ligue 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre Elish ile ilgilenen sarı kırmızılıların da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom Elish'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da oyuncu ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordeaux'a 6 milyon euroya transfer olmuştu. Elish kariyeri boyunca sahaya çıktığı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asiste imza attı. Sasha Boy için 7 milyon euro. Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve hali hazırda takımdan gönderilen Omar'ın sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren ve formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Sasha Boy artık takımın en önemli parçalarından biri. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağbekin takımda kalmasına karar verildi. Ancak gösterdiği başarılı performansla Strasbourg'u pişman eden Boy için Fransız temsilcisi 7 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransa milli takımında oynamayı çok isteyen Boy, eğer bu hayalini gerçekleştirirse, genç yıldız için istenecek bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası. 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda başta Icardi, Mertens ve Torreira olmak üzere kadrosuna 13 yıldız ismi kattı. Yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, iç transferleri önemli oyuncularına hem hak ettikleri sözleşmeleri vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Yunus Akgün ve Sasha Boy'un ardından 2020-2021 sezonunun başında 3. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'yla da masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 8 milyon lira kazanan 24 yaşındaki milli yıldızla yıllık 20 milyon TL üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Kerem'in sözleşme bitiş tarihi de 2027 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray'dan Eden Hazard bombası.
Bu sezon önemli isimleri ilk kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı Eden Hazard'ı Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar Hazard için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. ...2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı Kırmızılılar da transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Suso hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kilidini çabucak kaçmak için bir çilingir isteyen Okan Buruk, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için yaz transfer sezonunda da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyundaki Suso 5 kez de İspanya milli takım formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeyra, Genoa ve Milan'da da forma giydi. İşte Galatasaray'ın yeni rejistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Dries Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray, üstelik bu oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitcho gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitchell'ün dışında sert ve 6 numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu, Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez de Amir Hacı Ahmetoviç için çalacak.